Herkese merhaba, ben Deniz. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Farming Simulator 15 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda akşam üstlerinin Ali Bey amcası var. Ali Bey amca hoş geldin. Hoş bulduk Ali Deniz. Ali Bey amca, bu bölümde ne yapacağız? Ne yapalım Ali Deniz? Arkadaşlar, şöyle bir ığdan göstereyim abi arkadaşlara. Aynen. Bir tane tavığımız varmış ve o aslan parçası bize deli para getiriyor arkadaşlar. Tek başına yumurtlayarak. Adam tek onu başına bulup çalışıyor. Aynen. Ona yardımcı alacağız abi. O biçer bu arada biçmeye devam ediyor abi. Süper. Aynen, onu saldım ben. O devam etsin. Hadi şu zaman. Yarıdan kes. Neyse abi. Abi hı, traktörle. Sen o zaman büyükleri al. Tamam, gübrelemeyi de çıkartmıyorum abi. Aynen. Aa, buraya. Orada o tarlayı gübrelemeye gerek yok. İkinci daha bitmemiş. Diğer tarlaya da abi bize çok şey lazım. Lazım ne yazık ki. Ama daha diğer tarla ekilmemiş duruyor abi. Nadasını bıraktık, ne yaptık? Ama yok Ali Deniz, yok. Şöyle ha, o fikrimizi söyle bakayım Ali Deniz. Hangisini abi? Save dosyasını şey yapıp. Ha arkadaşlar, Ali Bey amca dedi ki save'i bana atsan da acaba ben video dışında çalışsam mı dedi. Onu yorumlarda yazın, öyle bir şey yapalım mı? Bu arada abi, ben Bührer'i bırakacağım, tavukların yerini biliyorum, sen Bührer'e gel. Tamam. Bıraktım abi, bak tavukların yeri burada. Bakayım. Aa, giriş kapısı açık buranın ya, buradan tavuk çıkar. Demek ki tavukların kümesleri burada Ali Bey amca. Abi, tavuğu bir tane bulamıyorum var ama. Horoz var işte burada bak. Nerede abi? Bende görünmüyor. Ha, ben şurada. Bende şurada tabii görünüyor abi. Bak. Bu horoz bu nasıl yumurtluyor da satıyoruz ya? Saçmalama. Nerede arkadaşlar peki? Yani Ali Bey amca video dışında çünkü para yok. Bilgisayar sürekli render, upload yaptı. Benim çok mümkün olamıyor arkadaşlar. Hı-hı. Günde 3 video, 4 video atınca. Ali Bey amca ben dedi oynar mıyım falan dedi. Hatta yani, Ali Bey amca save dosyasını atacak. Yolcam. Bışcam. O yani, başka bir olay yok. Abi alıyorum, tavuk satın alıyorum. Al bakayım biraz. Bir. İki. Abi yalnız tek tek tıklamak lazım ya, sıkıntı olsun ya. Aa, geldi bir tane. Geliyor Ali Bey amca, bir sürü. Arkadaşlar tavukçuluk içine de gireceğiz. İnek biraz daha pahalı. Koyuna falan da. Çünkü bunlar bize lazım. Her türlü işi yapacağımızı söylemiştik, yavaş yavaş oraya doğru. Aynen. Abi. Galiba bunları beslemeye gerek yok Ali Deniz ya. 50 tavuk yaptırıyorum Ali Bey amca. Yok ya, 50 neymiş Ali Deniz, ne yapacağız o kadar tavuğa? 30. 30 olsun, tamam hadi. 30 davığımız olsun arkadaşlar. Şöyle. 27 oldu bile abi. Şimdi bunlar yumurtalarını da toplayacağız. Tamam. 30 tane tavuğumuz var. Nerede bunlar? Gel bili. Burada var. Aa, bir tanesi burada. Aa, uyuyor. Yak feneri. Ali Bey amca akşam oldu ya, yatmışlar bak. Ayda. Bak. Aa, bu da yatıyor. Yumurtlayacak herhalde bak. Piliç tavuk derlerdi abi. En iyisi o oluyor ha. İyi yumurtlar. Bak burada bak. Aha, bir tane yumurta var burada. Kap. Aldım. Artı bir yazıyor. Süper. Abi biz tarlada çalışırken bunlar yumurtlayacak ve biz ara ara gelip bunları yumurtalarını toplayacağız. Aynen. Abi biraz daha mı tavuk alsam ya? Gel 50'ye tamamlayalım Ali Bey amca. Tamam, 51 bin liramız var çünkü. Tamam Ali Deniz. Oha, bir içeride olmuş. Abi sen ona bir bak, ben hemen buradan tavuk satın alıyorum. Şöyle arkadaşlar, hızlı kaç olduk? 35. Süper değil mi arkadaşlar? Bir sürü davığımız olacak. Ali Baba'nın bir çiftliği var, gerçekleştiriyoruz yavaş. Ali nasıl bir müzik talebi amca, düğünlerde arada saz alırlar ya böyle. Bu arada Dımbıllan Dayı'yı biliyor musun Ali Bey amca? Yok, kimdir o? Dımbıllan Dayı diye çalıyor ya. Bilmiyor musun Ali Bey amca Dımbıllan Dayı? Yok Ali Bey. Yeni internet fenomenimiz. Ne kadar saçma şeyler fenomen oluyor ama dayı işinde gücünde oturuyor. Dımbıllan diye ağzıyla saz sesi falan yapıyor. Şarkı söylüyor. Biz freestyle yapıyor falan. Biz de mi böyle viral videolar çeksek artık Ali Deniz? Nedir bu? Ali Bey amca. Gülmeme çalışmak. Artık hep çeksek. Dikkat ettiysen böyle yaşı büyükler böyle şeyler yapıyor. Acaba senden böyle şeyler yapsan? Ya hadi. Ağır mı oldu? Buranı keseyim Ali Bey amca. Abi buranın suyu gübresi bitti. Ben diğer tarlanın başına götürürüm. Zaten sen oraya götürmüştün sanırım ama ben. Ali Deniz, büyük remork ne kadarmış? Gerçekten traktörler çekmez gibi. Aa, burayı suni ekilmemiş tarlamızı küçük tarlaya bir suni gübre attırsam mı ki? Bence gerek yok. Daha buradaki ekicinin işi uzun. O zaman şöyle yanaştırıp şu geri ekiciden önce yani başlatırız. Hop, tamam. Abi geldim ben, biçerdeki şeyi attım, ben biçiyorum. Tamam abi. Bir saniye. Şöyle abi, gece çalışmak da sıkıntı oluyor. Arkadaşlar bu bölümde İstediğimiz parayı elde edebilirsek ne yapacağız abi? Saman balyası alacağız. Aynen, balya makinesi alalım. Bayağı tavuk da aldık. Ara ara gidip tavuklara da bakacağız. Ve arkadaşlar yakında artık patates, pancar ve skorpiyon falan alıp talaş işine de girmemiz gerekiyor. Aynen öyle. İşte o yüzden bölüm arası aslında biraz bıçıp kessek güzel olabilir Ali Deniz. Aynen abi. Gayet sweetie olur.
Şöyle Ali Bey amca yanaşıyor musun yanıma? Geldim Ali amca. Şöyle gayet tatlı arkadaşlar, haydi bakalım. Az kaldı. Hatta dolacak şimdi. Yalnız buğday iyi getiriyor Aldeniz. Ya iyi getiriyor buğday derken. Doluyor diyorsun abi. Hızlı doluyor abi. Baksana 3 sırada doluyor. Doldu burası. Abi hızlı olması iyi ya. Boşta durmuyor. Sen gider satarsın şimdi onu. Götürüyorum. %100 oldu mu abi? Oldu oldu. Bakalım tamam. Buğday Ali nerede para yapıyormuş? Oo sis çöktü Ali Bey amca. Ya işte. Oha. Sis havaları seviyor musun? Bir Neşet Baba'dan bir türkü patlat Ali Bey amca. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Aynen. Vay be. Tren istasyonunda para yapıyor bu. Geçen bölüm Behzatçı muhabbeti yapmıştık ya. Bir tane yorum gördüm. Behzatçı muhabbet yaptığınızda size daha çok kanım ısındı gibi bir şey yazmış arkadaş. Vay be. Severiz arkadaşlar Behzatçı'yı. Bu arada yeni bölümleri gelecek. Gelecek. Çekiliyor. Geçen oturdum 78. bölümü izledim senin yüzünden Ali Bey amca. Vay geldiniz. Vay be, çok güzel değil mi Ali Bey amca ya? Aliniz ben bunları tren istasyonuna götürüyorum. Tamam. Bu arada abi ben Yüzüklerin Efendisi'nde arkadaşlar sürekli böyle açıp açıp izlerim. Ben böyle izlediğim filmleri tekrar izlemeyi çok severim abi. Sende de o huy var mı? Bazı filmler için var Aliniz. Mesela Behzat Ç'yi 3-4 kere izlemişimdir tüm bölümleri tekrardan. Vay be. Ben de böyle bir kere başladım bitirdim. Ara ara da böyle atıyorum 78 60 şöyle açıp izliyorum ve ve sahnelerde YouTube'daki sahnelerde çok fazla izledim tekrar tekrar abi. Şey çekmiyor Aldeniz ya. Traktör çekmiyor ömürki valla. Valla abi şey çok kötüydü ya. Bu arada Behzat Ç'nin spoilerında verilir arkadaşlar, o kadar da değil yani, izleyin ya. Yani. Savcı Hanım öldüğünde öldükten ya, sonraki bölümlerde haram geceler çalıyor diyor sürekli. Üf. Abi benim en sevdiğim karakter Muzo'ydu. Rahmet. Muzo aynen efsane Muzo. Abi onun yanında olduğu diğeri neydi adı? Neydi? B ile başlıyordu. Neydi lan adamın adı? Doktor mu? Allah. Tamam. Doktorun adı neydi Ali Bey amca? Bilmiyorum ki. Yalnız var ya adamlar kaç bölüm içimizde kalan intikam onlar aldı ya Ali Bey amca. Aynen öyle. Helal olsun. Reis ya. Behzat da bir şey. Arkadaş çek vur Behzat şunları ya. Ya adam. Ama olmaz. Devletin polisi arkadaşlar. Yapamaz adamı. Aynen. Vallahi ben geldim ama, tren istasyonuna. Ama Feride'nin kocasının cesedini yerini değiştiriyorlardı Ali Bey amca. Ya ama onu Behzat öyle karladı mı oğlum? En başında. Ha Behzat sonradan öğrendi. Sonradan öğrendi o işi. Dedi ki benim adamlarım yanmasın. Amirim müsaadenizle ben Harun komiserime bir tane çakmak istiyorum ya. Öyle değil mi? Ben sana bir tane vurayım. Geliyor sen de bana bir tane. Omuzdan. Geliyor abi. Tamam lan sen bana iki tane vur ben sana bir tane vurayım diyor. Abi 26.300 oha aynı para ediyor neredeyse arpayla. Ne ya? Burada tren bu daha hızlı doldu gibi oldu. O ne durumda şu anda şey? Ali Bey amca %92 oldum bile yine gelmen abi, lazım. Ooo baya uzağım. Ali Bey amca bize bir römork daha lazım. Lazım bu römorkla. Bir üst modeli kaç paraymış bunun? Kaç para lan bir römork? Abi bize şey lazım aslında biliyor musun? Atıyorum mantır alacağız. Heh. Satışları ona götüreceğiz. Hani böyle dolu dolma sürekli satışa götürmek olmuyor. Değil mi? Hani biz abi bu doldu ben burada bekletiyorum bir üst modeline bakıyorum abi bu arada. Hadi dur bundan ineyim de sen belki buraya gelirsin. Ben geliyorum şu anda şeyde römörk getirmeye çalışıyorum. Şöyle bekleyeyim. Doldu abi dolu dolu bekliyor. Bir tane biçerimiz var sadece arkadaşlar. Ya Ali o zaman dedim ki ben bölüm arası az çalışayım buna ya. Az para biriktireyim. Aa gübre dağıtıcıymış bu. Abi damperlere bakıyorum. Şöyle bizdeki 24 binlik Ali Bey amca. Hı. 35 binliği var. Dört teker değil abi. Dört de arkada ama. Dört teker o şekilde dört teker. Kaç alıyormuş o? 3200. 32.000 bu 21.000. Bir 40.000'lik var. Bandit. En büyüğünü mü alalım? Ama abi en büyüğünü alırsın. En büyüğünü çekmez. En büyüğün mantır çekiyor sanırım zaten. Aynen. Abi şey, 75.000'lik 40.000'lik ne kadar? Abi 40.000'liğe bakıyorum. 54.000 lira abi. Oo, iyi. Yok bu o değilmiş. Pardon abi dur. 45.000 lira abi. 40.000'liği 45.000 lira. Aynen. Tipi de güzele benziyor. Bandit değil mi o? Kırmızı olan. Kırmızı olan aynen abi bandit. Krampe. 45.000. Bilmiyorum yani abi. Sen ne yaptın bu arada? Gelebiliyor musun? Geliyorum abi. Aç şey boruyu. Gördüm. Gel Ali Bey amca. Arkadaşlar i̇şte. Biraz sıkıntı ama daha yan tarlamızın bile. Abi bak bize var ya. İki tane ekici lazım. İki tane biçer lazım. Mantır lazım. Patates biçeri lazım. Abi ben bölüm arası çalışayım bak sana söyleyeyim. Yoksa çok ileri arkadaşlar sıkılacak. Sen aynen, devam et Aldeniz.
Çalışacağız artık. Ali Bey amca devam edersem geri geri mi geleceksin? Aynen, ben dönüp geleceğim, devam etsin. Üstler Ali Bey amca geri geri geliyormuş ya o şekilde. Ben onu doldurmak ayarlarım için. Aldınız. Ya Ali Bey amca yaşlı başlı adamsın, nereye ayarlıyorsun? Ya ayarlarım. Hop böyle kapatırım. Yanlış da bastım ha. Allah'tan biçerimiz iyi biliyorum da abi. Abi biçere iyi para verdik ama. Atadan dededen kalanları satıp biçer aldık arkadaşlar. Biçere yatırdık parayı. Valla dededen kalan sabanı bile sattık Ali Bey amca ya. En son römörkü de sattık. Bir traktörler mi kaldı herhalde? Aynen. Vay be Ali Bey amca. En baştan beri duran o sendeki Dağız Far'la Bührer herhalde. Bührer. Bührer zaten değişmez. Baş, Demirbaş. Baş, başka. Aynen Demirbaş yazıyoruz arkadaşlar. Başka var mı abi eskiden kalan? Yok herhalde. Ağızlık bile değişti bak biçerin. Aynen o değişti. Belki şeyler falan vardır. Abi zaten siloları sattık işin sıkıntısı. Siloda mal kalmadı. Dedenin bize ayırdıkları tohumlukları sattık. Ali Bey amca, şimdi ben şeyden P'den girip bu traktör önündeki ağırlıklar var ya. Hı. Satın alan. Onları araştırıyorum falan böyle. Onlara çalışıyorum. Ben ne yapmış oluyorum? Ağırlık çalışmış oluyorum Ali Bey amca. Ali, çık çık. Çık. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için. Ya Ali Bey amca, başka türlü çiftçilik yapılır mı? Gel ya. Evet, muhabbet edeceğiz değil mi arkadaşlar? Türkü Ali Deniz'in çeviracı kanalında da yayınlanıyor ama izlemeseniz de olur. Çünkü ben Ali Deniz'in yaptığı esprileri kesiyorum arkadaşlar. Bipliyormuşsun Ali Bey amca. Aynen. Kesmeyi bırak, bipliyormuşsun. Videolar normalde 50 dakika. 50 dakika ama biz bunları editlemek zorunda kalıyoruz. Değil mi Ali Deniz? Düşünsene abi, biplesen millet küfür falan ettik sanar ha harbiden. Aynen, aynen. Yok arkadaşlar, bizde öyle şeyler yok biliyorsunuz, bildiğiniz gibi. Ali Bey amca, yüzde kaç aldın? Bu 75. Römörklü olunca sen bunu götür sat. Tamam abi. Ya buğday, buğday bu sefer de ben buğday. Hızlı da oluyor ha. Hızlı da oluyor Ali Deniz. Aynen. Abi biz şimdi kısacası balya makinası için de biriktiriyoruz değil mi? Yoksa abi, her şey ekstra bir biçer mi? Hani ekstra biçeri hayatta alamayız. 300 binden aşağı değil abi biçer. Doğru. Biz ilk iyi almışız ha. Gerçi kredi çekerek aldık. Kredi çektik herhalde. Bileğimizin hakkıyla çok almadık da. Aynen. Dediğim gibi ben bölüm arasında bol bol biçeyim, ekeyim, biraz para biriktirelim, yeni aletler alalım Ali Deniz. Aynen abi. Büyük ihtimal mecbur öyle olacak abi. Ya şey yaparsan, yeni işe girişmeyeceksin de tarla ekeceksin. Yok yok, tarla ekeceğim, tarla biçeceğim. Tarla ekeceğim, tarla biçeceğim Ali Deniz. Aynen. Hatta şey yazan arkadaşlarınız bile varmış. Abi para hilesi var, şöyle şöyle yapın diye. Arkadaşlar yok, öyle yok. Şey yapmayız. Ona biz yok. Yok. Öyle şeyler yapmazuk. Akıyla. Alnımızın akıyla ne kadar biriktirebilirsek arkadaşlar. Aynen. Ya onlar da bizi düşündüğü için diyor tabii, sağ olsunlar iyi niyetleriyle de. Tabii ki. Biz yaparız arkadaşlar, o yüzden sıkıntı yok yani. Ali Deniz, büyük ihtimal bu sıra bitince bu dolar. Tamam sonra abi, değiştirelim. Tamam abi, ya düzgün traktör almamız lazım, her şey. O para biriktirirsek efsane olur. Aynen, ben biraz para biriktireyim Ali Deniz. Şöyle. Şimdi daha ormancılık yapacağız dediğin gibi, patates yapacağız. O aletler de ucuz aletler değil ha. Aynen öyle abi. Doldu Ali Deniz. Doldu. Orayı tamam, bitir abi. Abi. Abi ben burayı bitireyim. Bitir. Sana teslim edeyim biçeri. Tamam, gene akşam oldu bu arada. Akşam çöktü gene. Ali Bey amca, şöyle ben sana bunu bırakayım. Sağ ol Ali Deniz. Ben bunu satıp geldikten sonra bir de... Gerçi abi o kadar uzaklaştık artık yer. Hı. Ben satıp gelene kadar tekrar... Doluyor değil mi? Biçer doluyor. Bir Ali Bey amca, ben mi bak, geçeyim bir saniye? Tren istasyonuna Ali Bey amca! Yok, vurmam vurmam. Yeni bir şey. Bak. Aa, tren istasyonuna mı sattın abi sen? Aynen o para yapıyordu. Bir bak bakalım şimdi neresi para yapıyor. Buğdaydı ha abi. Ha. Arkadaşlar dur bakayım şöyle bakalım. Şimdi Ali Bey amca, buğday 1180 1052 1200 aynen abi, en çok şu an tren istasyonu yapıyor. O zaman Ali Deniz. Vay be arkadaşlar, benden de bir tren istasyonunu görsünler. Ne tarafta olduğuna bakıyorum abi, tren istasyonu gördüm. Yalnız oha, yokuş. Bayağı uzak abi. Aynen yokuş, haberin olsun. Abi sağa sol sağa sol gideceğiz artık bir şekilde. Arkadaşlar çok uzak değil mi ya? Aynen. Çekmiyor ve bu dolu hatta olduğu için de çekmiyor abi. 12'ye falan düştü yaptım. Şey hız. 10'a 12'ye düştüydü. Lan ben buraya ne ara geldim? Bura nere? Ha bizim tarlanın üstüymüş. Adam nerede ya? Oha. Şuradan gideceğim. Sen oraya gidelim. Ali Bey amca, yollardan gideceğim ya. Oraya gidene oha kadar. Ali Bey amca, bize yollarda buldum seni şarkısını seslendirir misin? Yollarda bulurum ha seni. Takvimlerde. Çalarım seni. Sorarım seni. Dans ederim hayalinle. Yeni bir single mı geliyor Ali Deniz? Oha. Bu arada arkadaşlar harbiden öyle bir şeyler var. Dayımla bir parça seslendireceğiz Ali Bey amca. Vay. Dayım gitar alacak, çalacak. Vallahi öyle farklı. Şarkıda bakalım şey mi? Entaresi dım dım yarım beraber mi seslendireceğiz? Hayda. Hayır, zıplaya zıplaya söyleyeceğiz dayıyla oynayarak.
Bir hayal etsene abi dayıyla o şekilde söylediği bize. Yetiş Elden Ring. Enter Exit. Yetişeyim mi dayı? Yalıyor dayı, bari ben yapacağım. Yok yetiş. Yalnız sokak lambaları yanıyor ama hiçbir yeri aydınlatmıyor abi, bu nasıl bir şey? Belediye çalışmamış. Ben buraya bir metro döşeyim. Şimdi bölüm arasında ben buraya bir metro çekeyim. Hayda abi, metro çekmediğim bir bura kaldıydı ya. Yalnız abi buradan yol yok ya. Çok diğer tarafı dolanmam lazım. Abi niye yoldan gittin ki sen? Öbür şu üst, aradan... üst yoldan gideydin. Abi de gittiğim yer doğru değil mi? Bir bakayım. Doğru doğru. Oradan aşağı sallan abi. Buradan sağ tarafa döneceğim. Aynen, oradan aşağı sallan. Ali Bemce yalnız buradan sağa döneceğiz de harbiden bura çok uç gibi duruyor ya. Abi ora biraz sıkıntı haldeniz. Tam da gece oldu Ali Bemce, zaten gözümü önü görmüyor. Şansımız var. Ne kadar paramız var? 72 bin avro. O zaman 100 bin olur mu? Olmaz gerçi değil mi? Etmiyor. Allah sırtıma bir ağrı girdi. Abi tren istasyonunda harbiden bak bir şey var, treni yollama yeri mi acaba, onu merak ettim. Şimdi ben bak bakalım. Nereye boşaltacağım ya? Yok abi tarlayım sanırım. Orada bunu. Böyle bir tümsek gibi bir yer var haldeniz. Rayların yanında. Oraya. Hmm, gördüm abi. Şimdi buraya satacağız ha. Tren istasyonu. Bak böyle farklı yerin para etmesi de güzel oldu. Abi mantarımız olsa doldururuz ağzına kadar, getirir satardık bak. Aynen. Bir traktörü satmaya getiriyoruz arkadaşlar. Büyük çiftçi değiliz biz maalesef. Aynen. Ve 98 bin liramız oldu abi. 25 doldu, bin lira getirdim. Hocam doldu. Geliyorum abi. Aha treni yollama yeri var Ali Bey amca. Gönder bakayım. Sanırım trenin önünde bir yer var çünkü. Yok böyle telefon bir... kulübesi. Aynen öyle bir kol gibi bir şey olacak. Destek alma hattı var Ali Bey amca. Yardım hattı büyük talep. Mali kayıtlar yok ya burada. Yok ya. Oo doldum. Abi dur neyse ben geleyim de başka zaman bakarız. Sen gel buraya. Aynen bunu bir boşaltalım. Ben bu arada şeye bakayım. Ekiciye. Ekici gayet güzel. Bir de tren yok burada abi. Yok orası değil demek ki, bakayım. Yani tren rayları var da tren yok burada. Aynen. Ha tren buradaymış abi. Ama bu tren hiç gidecek. Yo bu tren mi? Bu nasıl bir şey ya? Gitmiyor ya. Şuradan mı gidecektim arkadaşlar? Aynen. Abi yanına doğru gelirim. Gel gel. Bence küçük tarlayı ekmeyelim Aldeniz. Ne yapalım abi? O tarlayı baştan, top oynuyormuşuz abi. Aynen. Büyük tarlayı baştan başlatalım. Çünkü zaten anca denk gelecek. Çocuklar top oynasın Ali Bey amca. Olmadı şey yaparız abi. Bir tane daha ekim aleti alırız. Aynen o zaten şart. Dediğim gibi ya bölüm arası. Onda küçük tarlaya para kasmak şey. Şart. Yoksa bitmez yani böyle. Aynen öyle abi. Ha mesela abi ben şunu bir getireyim. Tavuklara bakalım bir de ya. Aynen sen onu bir boşalt. O zaman büyüklerle tavukların yanına gideriz. Ben bu boruyu açayım, sen yanına yanaştır. Tamam abi. Tavuklarımıza bir bakalım. Tavuklar bakalım ne yapıyor arkadaşlar. O ne ya? O da bir şey var. O sabah oldu. Onu da işçiye verdim. Abi 120'yi hiç düşürmüyorum. Tamam. Maalesef. Ben tavukların yanına doğru sürüyorum Halideniz. Sen de gelirsin. Tamam ben şeye geliyorum. Sen ona inersin, ben ona gelirim abi. Ben şimdi biçeri yanına yanaştırayım da boşaltsın. Neredeydi la bu tavuklar? Abi bizim o ortayı bul. Hı. Oradan bulursun. Orta derken bizim base'de mi? Şeyde mi? Bizim aynen aynen abi. Ha okey. O lobide. Lobby. Biçer ne tarafta? Şu tarafta. Kolay gelsin dayı. Sabahtan beri biçiyorsun mi? Ekiyorsun bitmedi. Bu sefer de talaş için büyük talep abi. Abi işte. Arkadaş ya ayar ediyor bu oyun beni ya. Allah. Bak, tarla yetişmiş. Yalnız bu sene fark ettin mi Ali Bey amca? Buğdanın boyu biraz düşük. Vallahi diyorsun. Bu sene gübreyi iyi atamamışız. Oo bir sürü yumurta var Ali Deniz. Süper gel, abi. Hadi bekliyorum seni. Geldim abi. Nerede? Oo abi efsane. Efsane geliyorum. Aa, aslanlar ya. Topluyorum abi ben yumurtaları. Yumurta. Kaç tane oldu çantanda? Bilmiyorum abi. +1 yazıyor sürekli. Topladıktan sonra bakacağım. Hayda. Ali kim ne ki? Oldu abi? Ben toplayamıyorum Aldeniz. Ciddi mi diyorsun Ali Bey amca? Sen topla. Dırın dırın dırın. Şuradan şöyle toplayayım abi. +1 diyor. Süper. Ulan horoz bile yumurtluyor bak. Helal olsun. Sen onları bir topla o zaman. Horoz bile yumurtluyor diyor. Yarabbim neyse. Bir tane horozumuz varken nasıl geldi o paralar abi o zaman? Kümesin adını çıkaracaksın Aldeniz. Horoz yumurtluyordu demek ki. Yumurtlamasa gelir mi para Ali Bey amca? Ya o da doğru da. Abi bakıyorum şimdi çantamda ne kadar para olduğuna mı bakacağım? Şey, çantanda yumurta. Kaç tane yumurta var? İyiye bak. Çantamda ne var videosu çekiyoruz bugün? Bugün Ali'nizin çantasından çıkanları irdeleyeceğiz. 2 diyor abi. Yerde 2 yumurta var büyük ihtimalle. Sırt çantasındaki yumurta 59 abi. Of
Götür onu sat hallederiz. Onları nerede satıyorum Ali Bey amca? Bir bakalım. Nerede satılabilir sence? Şu an eli cebimde yumurta nerede, mı biliyor musun? Bak biyogaz tesisi var ya aşağıda. Biyogaz tesisi aşağıda. Bakayım abi. Aynen. Biyokütle... Orada satılıyor herhalde. Şeyi diyorsun. Orada bak biyokütle. Tavuk amblemi bak. Var. Yok yok. Gördüm abi biyogazın yanında. Heh. Ben oraya mı gideyim şimdi? Götürüyorum ben bühleri oraya. Tamam abi sen oraya git. Ben o zaman biraz biçerle takılayım. Sen oraya varınca haber et ben de geleyim. Tamam. Onu da satalım. Oradan sonra zaten yavaştan bölümümüzün sonuna geliriz. Kaç parayla? Arkadaşlar bugün tavukçılık işine girdik. Vay Ali Bey amca gidiyorsun uzaklarda. Aynen. Ufuklarda gözden kaybolan bir Ali Bey amca. Gidiyor. Cahildim dünyanın rengine kandım. Acaba hakikaten yumurtalar iyi para ediyor mu? Ya Neşet babayla da çiftçilik güzel gidiyor Ali Bey amca. Asıl ya şu şey YouTube'un olmayacak şöyle. Telif olayı. Abi Neşet Ertaş da olmayabilir biliyor musun? Bilmiyorum. Onu bir araştıralım. Arkadaşlara soralım mı abi? Yok ama çok riskli haldeyiz. Şimdi Neşet olmaz. Ertaş'ın bir ay sonra iki ay sonra gelir. Sonra torunu morunu bilir telif hakkı alır. Sonra bizim farbi 200 bölümün hepsi gider ondan gider, sonra. Çöp. Ama çok güzel olmaz bir de radyo gibi. Aynen. Bir de biz bot da alabiliyoruz ya bir şeye. Müzik botu. Hı. Alırdık arkadaşlar arkadan çalardın işte defter efsane olurdu ya. Süper olurdu. Şarkıları biz kendimiz seslendirelim abi. Öyle olacak başka türlü bir yolu yok. Yalnız biliyor musun ona bile telif basıyorlar yakaladıkları zaman. Düdük tabii canım. Abi ben haram geceleri söyledim zaten ona. Telif geldi. Vay. Şey ama böyle. Diyor ki şarkıyı seslendirdiğimi anlamışlar. Öyle yani. Öyle. Yarı yarıya telif geldi. Efendim gel abi yanıma. Burada bölümü de bitiririz. Diye verdim. İniyorum ben. İn abi. İndim bühlere gel. Selamun aleyküm Ali Bey amca. Aleyküm selam. Bak bu evde bühler istiyor. Yumurtayı. Ali Bey amca. Önce bir içeri bakalım güvenliler mi? Kimse yok. Perdeler kapalı. Abla yumurta getirdik. 1300 mü? Oha daş attık da kolumuz mu yoruldu Ali Bey amca? Süper. Yalnız her seferinde buraya gelmek sıkıntı. Buraya bir motosiklet falan alıp koymak aynen. lazım Ali aynen. Bey amca. Buraya bir alet bırakırız iner dururuz. O zaman bölümümüzü bitir Deniz. Aynen abi tavukçuların yanında bölümümüzü bitirelim. Bu arada tavuk dünyasına da uğramayı unutma. Sanki bir reklam almışız gibi. Reklam yok almadık. Almadık arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Daha fazla Farming Simulator 15 gelmesini istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Triton TV'de yani Ali Bey amcamızın kanalında da izleyebilirsiniz. Oradaki serileri de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel serileri de var Ali Bey amcamızın. Orayı da kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşça kalın. Hoşça kalın.